Ya bakın yanımda kim var? Vlog mu çekiyorsun? Bilmiyorum, belki bir vlog bir çekerim. Selam. Bir saniye. Şöyle çekelim. Şimdi hazırlanma vakti. Önce birazcık makyaj yapmaya çalışacağım. Sonrasında saçlarımı yapacağım ya da önce saçlarımı yapsam. Ama öncesinde takılarımı göstermek istiyorum çünkü bilmiyorum. Hoşuma gittiler. Bunu Eskişehir'den almıştım. Bu da gümüş böyle bir kolye. Bunu bayağı önceden sanırım bir firma göndermişti. Evet. Eyeliner ile başlıyorum. Çünkü eğer eyeliner olmazsa zaten makyaj yapmaktan vazgeçeceğim. Ama bir dakika önce... Bir nemlendirici süreceğim. Çünkü eğer özellikle göz kenarlarıma da azıcık nemlendirici sürersem eyeliner'da yanlış yaptığım yerleri silmek çok kolay oluyor. Çünkü nasıl olsa kaygan bir yüzeyin üzerine sürmüş oluyorum. Tamam, şimdi normalde kullandığım eyeliner şu. Tamam mı? Flormar. Böyle bir şey. Ama bu bitik. Ve ben bitik olmasını çok seviyorum. Çünkü o zaman yanlış yaparsam da kolayca silebiliyorum ve biraz gri, hani siyah değil. Bu ise kalıcı ve hiç bitik olmayan simsiyah eyeliner çeken bir eyeliner. Sanırım bununla yapmak zorundayım çünkü konsere gideceğim. Eğer konserde kalmasını istiyorsam bunu kullanmak zorundayım yani. Tamam, şimdi hazır mıyız? Başlangıç için fena değil ama ucu kalın oldu ya daha en başından. Çok sinir bozucu bir şey eyeliner çekmek. Vazgeçtim, çekmiyorum. Bilmiyorum, böyle çok şey gibi oluyor. İp çektim. Hani kirpik dibimin devamı gibi gözükmesini istiyorum. Onun için ne yapmam lazım? Şurayı mı doldurmam lazım? Yok, ben böyle bir eyeliner çekmeye başlamak için yeterince bilgili değilim. Vazgeçiyorum o yüzden. Güzel. Ve bu zaten çok bitik olduğu için ben kaşımı da birazcık bunu dolduruyorum. Bu büyük bir problem olabilir ama kaşlarım saçıma kıyasla çok daha küllü bir renk benim. Mesela saçlarım aslında şey değil. Böyle daha güneşte falan açmaya müsait ya da işte... Küllü saçlar mesela açıcıyla zor açılır ya. Benim saçım çabuk açılıyor. Ama kaşlarım öyle değil. Kaşlarım çok gayet küllü kahve yani. O yüzden eyeliner'la doldurabiliyorum. Bakın, güzel oldu. Şimdi birazcık göz kalemi çekeceğiz. Ama sadece dış köşeye. Çünkü ben öyle seviyorum. Şimdi yapmayı en sevdiğim şey yapacağım. Gözümün iç köşesine minicik ama ciddi anlamda minicik bir şey çekeceğim. Evet, tamam. Göz makyajı oldu. Sadece yanıma sanırım pullu bir şeyler falan da alacağım. Öncesinde bir yere gideceğimiz için o anda hani direkt ne bileyim hamburger yemeye suratımda pullarla gitmek istemiyorum ama konser sırasında şey yapabilirim. Şimdi asıl karar veremediğim şey yeşil göz kalemi çekeyim mi çekmeyeyim mi? Çünkü yaptığımda çok hoşuma gidiyor ama düzgün yapamazsam o kadar uğraştığım eyeliner bir tık mahvolabilir. Böyle şey yapıyorum genelde, en dışa yeşil göz kalemi çekiyorum siyahın üzerine. Bakın bu. Bunu kullanıyorum. Yapayım ya, ne kaybeder? Ya bilmiyorum. Yapmayayım mı? Öf! Yapacağım. Oha, çok güzel oldu. Birazcık böyle şey gibi oldu. Dağıttım ve hoş oldu, evet. Evet, o zaman ben bunu da tamamlayıp geliyorum. Bu kadar. Hazırlandım. Çıkabiliriz. Tamam. Şimdi saçlarımı da yaptım. Sadece geriye doğru birazcık ıslatıp şey yaptım. Ve bakın buralarımı da sim ekledim. Değişikliğimiz budur. Bence güzel oldu. Kombin olarak yaptığım şey böyle crop. O yüzden üşüyebilirim diye üzerime hırka da aldım ama daha da üşüyebilirim diye. Annem bunu duyduğunda gerçekten benimle gurur duyacak. Yanıma siyah bir sweatshirtim var, onu da alıyorum. Ya konser sırasında üşüdüğüm anda direkt sweatshirt geçirebilirim üzerime. Bence mantıklı. Hatta direkt onunla bile gidebilirim. Şimdi Bessie'yle buluşmaya gideceğim. Onu buluşacağız ve sonrasında metroya galiba gideceğiz. Birazcık takılacağız Beşiktaş civarlarında. Ondan sonra direkt konser. Çok heyecanlı. Bilmiyorum, belki bir vlog çekerim. Vlog çekiyor olabilirim ama olmayabilir. Ben varım. Her zaman gibi. Az önce tavuk dürüm yedik. Güzeldi. Şimdi konsere gideceğiz. Asla gidemiyoruz. Çünkü yürüyoruz ve saçma sapan bir şekilde yürüyoruz. 8'de başlaması gereken konser saat 9'da başlamayınca oh. Biz. Bizim meşgul. İnsanlar biz artık özgüven sahibi olduğumuzu söylüyorlar. Oysa özgüvenden şok da var.
köşedeyim biraz. Çünkü yoruldum bağırmaktan. Konser olayı güzel bir şey ya. Konserde önümdeki kişilerseniz şimdiden özür dilerim bağırışlarım için. Evet, bu kadar. Dolukada'yı ters tutu seviyorum. DKTT. Özellikle en son biz yapma ne olursun çaldığında ilk çalışında tekrar bir daha falan yapmıştık. Tekrar çaldılar. Bir de gitmeyi aynı şekilde yapmıştık seyirciler olarak. Ve onu da tekrar çaldılar. İsimleri birbirine karışmaya çok müsait olduğu için umarım doğru söylerim. Uğurhan ve Oğulcan. Evet, aşırı sahneye hakim, çok harika bir gruplar yani. Böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunun bir parçası olmak. Aa, gözümdeki isimler hala duruyor. Şaşırtıcı. Öptüm. Bye bye.